Online Soccer Manager 2021'in yeni bir bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir günlük bir vermiştik. vardı. Tekerden devam ediyoruz dediğim gibi. De bir günlük bir dinlenme süresi olduğunu söyleyebilirim sizlere. Evet. Bugün Belçika Ligi'mizde Excelsior'la bir maç yapacağız ve Portekiz liginde Maritimo'la maçımız yapacağız. Brezilya liginde bugün kupa finali vardı. Ona da bakacağız. Kim kazandı acaba? Merak ediyoruz. Bakalım skor tahminlerimiz tuttu mu? Tahminlerim tuttu mu? Onları göreceğiz. Onun dışında bir de e, ekip savaşlarında maçlar oynanmış mı onu da bilmiyorum. E, oynandı galiba az önce. Oynanmadıysa da sıkıntı yok. Geçeriz oynandıysa da hemen hızlı bir şekilde zaten 4 xte geçiyoruz biliyorsunuz. Onun dışında hadi yan başka bir şey yok. Like atmayı, abone olmayı unutmayın Ve biz bölümümüze başlayabiliriz. Evet. E, kim oynamıştık? Bundan önceki maçı oynadık. Onu da göstereceğiz. Bir önceki hafta yani. Bugün ligin ikincisi ne karşı? Bugün bir zorlu bir maç bizleri bekliyor. Kulübürş. E, kazanmamız gerekiyor. Kazanırsak çok güzel olacak bizim için. Hadi bakalım 4 x'te başlamışız. Hemen şunu 2x e alalım. Evet devam ediyoruz. Rakip çok daha güçlü bizden. Defansif oynuyorum bugün. Yani çok az atak yapacağız. Onlarda da gol bulmaya çalışacağız. E, yediğimiz ataklardan da en az gol yemeye çalışacağız. En az yiyebildiğimiz kadar gol yemeye çalışacağız. Yemezsek daha tatlı olur ama imkan yok. En az bir iki tane bekliyorum ben. İki makbul, iki makbul. İkiden sonra birazcık sıkıntı olabilir. Rakip 7 dakikada 4 şut çünkü birazcık sıkıntı arkadaşlar. E, ee, Direğinde dışarı çıkmış. Hızlı hücuma Ben Nasser ile uzak köşeye vur gol atmaya çalışacağız. Hadi Ben Nasser. Tehlikeli Ben der ataklarımıza bir tanesi. Ben Nasser vurdu dışarı. Dakika 8. Defansif orada sağdan çıktı. Ben Nasser uzaklardan denedi ama asfaltla topları elimden dışarı çıktı. Cezayirli, orta saha oyuncumuz. Evet, bir an duruldu ilk. 10 dakika inanılmaz başladı. Sonra bir tempo yavaşladı ama tekrardan vites artırmaya başladı. Gülü Burç, dakikalar 34. Kaçan bir fırsat. Gonzalo Higoin. kaleciye takıldı. Ooo, of oh, of oh, of, oh. Messi Mounts. Aman, abi yapma, çok sıkıntı yer ya. Busquets. Açtı ortaya Diego Jota. Geriz bir adı oynuyor. Bugün Diego Jota 39 atar mı golü? Diego Jota. Diego Jota. Ah. Direkten. Direkten. Tehlikeli geliyoruz. Az geliyoruz ama tehlikeliyiz. Eriksen sarı kart. Kırmızı görmediğimiz sürece güzeliz. İlk yarı olması gereken bu zaten. Defansif oynadığımız, oynadığımız için. Daha su çekip daha fazla kalemizde bir şut göreceğiz. Buradan çıkarabileceğimiz en iyi skoru çıkarmaya çalışacağız ki şu an sıfır sıfır. Belki de en iyi olabilecek skorlardan bir tanesi. Yeni transferlerimizden bir tanesi Paul Torres içeri yolladı. Gerrit Bale'a dakika 50. Gerrit Bale ikinci yarılar bizimdir biliyorsunuz. İkinci yarılar e, açıkçası güzel oynuyoruz. İkinci direkt bu arada. Benden seyir. Kafa ile topu ileri sektirdi. Diego Jota'nın önü düştü. Diego Jota. Diego Jota. İkinci yarı Çok güzel başladık. 4 dakikada 3 tehlikeli fırsat. Şöyle bir Açıkçası bizim için en azından beraberlik için güzel bir avantaj olur ama 55. Adama turu ore. Pardon Gonzalo Higoyne yine kaleciye takıldı. Şezliden Gonzalo Higoyne'e geçit yok. Kayavertz'e gidiyor hızlı bir hücum. Kayavertz, Kayavertz vurdu dışarı. 57. dakika. Az farklı top üstünden dışarı. Aşırtmayı denedi. Olmadı. Bastoni bir sarı kart gördü. Kulü Burç'ta ikinci kez karşı yaptığından dolayı hakem bu sefer sarı kartına başvurmak zorunda kaldı. Klubuş yine hızlı bir hücumda geliyorlar ve Marquinhos uzaklardan mı deniyor göremedim ama Marquinhos evet Marquinhos uzaklarda şutu denedi. Bir direkte de Klubuş baştaki üçüncü direk. Pau Torres stoperden ileri çıktı. Ya, sürpriz şutları var. Pau Torres. Pau Torres yine denedi ama kaleci izin vermedi. Harika bir şut. Yine ani güzellikte bir kurtarış. Richarlison topu Fernandes'ten alıyor ve göğsüyle yumuşattı. Rashford kimdi göremedim. Rashford galiba değil mi? Yok yok. Richarlison pardon. Richarlison kaleci. Kaleci şey Bugün maçın adı diyebilir miyiz? Dence diyebiliriz. Evet delilik korner için topun başında. Delilik oluyor. Diego Jota 86. Bir fırsatta kaçtık. Şu dakikalarda gelecek bir 3. direk. Aman Allah'ım. üçüncü direk maçtaki Diego Jota'nın iki, Bizim 3. Toplamda 4. 87 bir fırsat golü Burcu'dan adam otur öyle bir direk daha inanılmaz 5 direk Bugün direk seslerine doyduk direğe doyduk ve 5 direk var sayısız pozisyon var ama tek eksiği gol 0-0'lık beraberlik açıkçası güzel Ben 0-0'a razı bırakıp bizden daha güçlüydü bu oyunda ki oyunumuzda gayet güzeldi yani 0-0'a bakmayın önü bile geçebilirdik Tabii onlar da farkı açılabilirdi. Abdullah hocam teşekkür ederim. Çok çok güzel bir maçtı. Keyif aldım anlatırken de, oynarken de, izlerken de. Büyük ihtimalle sen de keyif almışındır Ama galibiyet istiyorsundur bence. Yani gerçi e, ne durumun durumumuz neydi bilmiyorum. Yani en azından bizim kesin galibiyet almamız lazım. Çünkü Korçik'te çok büyük yarış içerisinde değil. Royal Antep'te yarış içerisindeydi. Royal e kaybetmesi lazım. Mesut Montu kaybettik. Delali girdi. Delali hiç göremedik maçta. Ee, işte bu şekilde yani 7 şut, 13 şut e, ki 7 şutun 3'ü direkten döndü bizde. Onlarda da 13 şutun ikisi direkten döndü. 7 korner 2 korner 60'a 40 top oynama oranlarında üstünlükleri var. Güzel maçtı maçın adamı da karşı takımdan kulü burcudan Kaya Havers olmuş. Evet diğer sonuçlara bakalım. Roman Antep ve Gorçik bizim için çok önemli. Kaso Öpen Zulda Varegen 2-0 yapmış. Sinturen 2 Gent 0. Sersle Buruş 4. Sporting Charlie 0. Gorçik 4-0 standartlı yaşanmış. Vastan Beveren Landa Lehti 2-0 yapmış. Roman Antep de Meçelin 2-0 yapmış. Oostende Teheverle Loven 6-1. Gent de 1-4-0 ile geçmiş. Yarın e, Sporting Charlotte'ye ya karşı oynayacağız. Bir Şatanda karşı Kulü Burşkent, Sevela Loven Genk, Korcik Kasopen'e karşı oynayacak. Sintura İstandart iş, Vastan Beveren Meçelen, e, Serse Burşu Oztan Tev, Roylan Tep, Zotavar Rakiplerimiz de çok zorlu maça çıkmayacaklar açıkçası. Arkasında burada güzel bir maç var. Bu maçı yorumlarımızı yapmıştık ama siz tekrardan yorumlarımızı bu bölümü değil bir sonraki bölümde de yapabilirsiniz. İsterseniz burada da yapın ama bir sonraki bölümde isteyeceğim asıl önemli olan orası. Evet. Lig tablosuna gelelim. 32. hafta itibariyle o şampuan durumuna göz atacağız ama atmış zaten hemen ufaktan gördünüz. Şöyle hemen bir, bir önceki haftayı göstermeyi unutmuş size onları göstereyim. 3-0 Zulta var yendik. Hemen şöyle sizlere golleri de göstereyim. Güzel maç çıkardı zaten. Zorlayacak bir maç yoktu önümüzde. Kazanımız sürpriz olmadı. İkinci yarıda yalnız birazcık sıkıntılıydı. E, 68 göre kadar 0-0 gidince bir düşündüm ama yani içimden de bir anda illa bir tane atarız dedim. Bir sıfır olur bizim olur dedim ama 68 Delali, 74 orta 87 Benzi Mount Delali, bir gol, bir oynadı. Yorulduğu için bugün oynatmamıştım ama mecburken erkenden girdi ve yine yorgunluğunu alıp dinlen, dinlenemedi daha doğrusu. 13 5 şut, 6 kornere 5 kornere 60 rahat bir maç çıkardık. Ahmet hocamıza teşekkür ederiz. Güzel maçtı. Onun dışındaki diğer hareketlerimizi de ben sizlere göstermek isterim. Selsa Burç 2-1 yenmiş, Sporting Çarlığı 3-1 yendi, Klub Burç 1-1, e, Genk 3-1 yenmiş. Korçic burada dedemi ucu ucuna kazanmış var ya. Şurada İbrahim Hocam şuradan alsaydım çok tatlı olacaktı. E, kupa alsam ben bunu bu kadar sevmezdim, harbiden. Geçiş... E, şeye giremeyeceğiz ama olsun. Winners e, Cup'a getirmeyeceğiz ama... E, Neyi seviniyorsun? E boş ver. Sen... Boş ver, boş ver. Boş ver. Sen kupayı anlayacağın daha çok seveceğim. Yine kalan skolar da böyle Vassalat'ta Royal Antep'te yenmiş standart lejde Evet. Evet tekrar gelebiliriz lig tablosu. 32. altı itibariyle oluşan puan torumunda Vassalat Bevere'nin ligde lider olduğunu görüyoruz. 85 puan ile arkasından 74 ile serisinde Kulübürş 2. sırada. Royal Antep 71 ile 3. sırada. Ee, bu ikili arasında Winners Cup mücadelesinin için ikincilik için çok kıyasıya bir yarış olacak. Son iki hafta gerildi. Arkadan Korticik 69 puan ile 4. Biz 66 ile 5. sıradayız. Serse Burcu 60 puan ile 6. Orstent 55 puan ile 7. sintura 54 puan ile 8. Heverle 44 puan 9. Genk 43 puan ile 10. Sporting Şaray 41 puan ile 11. Standart Yeş 35 puan 12. Galatasaray 29 puanla 13. Andalet 26 puanla 14. Gert 23 puanla 15. Zurta Baragem 19 puanla 16. Ve bir şart ise 18 puanla 17. sırada yer alıyor. Menajer listesinde ilk 5'e baktığımızda Vahsat ve Verenler hocamız 1. Korcikler Şevas hocamız 2. Biz 3. sıradayız. Sinturu Yenden İbrahim hocamız 4. Ruhal Antep'ten Efe hocamız 5. Ve Ostan TF biz hocamız arkada 6. sırada geri kalanlar. Bu şekilde bir tekamet hocamız aktif değil. Onun dışında 15 kişilik güzel bir aktiflik sayısı mevcuttur. Yerike 20 derken durdurulamıyor gerçekten. Gelbel 12 bizde Jota 10. Ee, onun dışında her orada kaç orul ya? 108. Oo. 10, 108 ciddi bir orul Bayağı yorulmuş ama. Asist Fernandez 16. Van'da bir 15. Güzel bir yeri orada da bizden. Marianoski 26 asist. Güzel en yani çok katkı veren hikaye 34 maç 33 gol katkı ya inanılmaz bir katkı adam gerçekten de oyunda da inanılmaz şey yapıyor ki oyunda da her seferinde yapıyor ya böyle bir şey olabilir mi? Evet en güçlü Firmino 8.2 bu 8.2 Harry Kane nereye gitti oğlum? ilk 20'de Harry yok böyle bir şey olabilir mi ya? Ee, serilere baktığımızda Vassal Beveren 8'de 8 Kocik 6'da 6 çok forma bir Kocik var o da bize de geldi yani bir iki puan kaybettik. Burcu'nun da uzun bir galibiyet serisi vardı büyük ihtimalle 5'te 5. Gerçi bizim de 5'te 5 mi? Yok bizim 5'te 5 değil ya. Biz bayağı bir beraber kalıyoruz sanki ya. Değil mi? Biz de kaç bizim beraber? Kadro değerleri de bazen de veren 1 milyara dayanmış. 2 gün, 3 gün var daha doğrusu. Hatta 4 günü var galiba. Yani. her neyse 3 gün var en yani kötü. En kötü 3 gün var. Rahat bir şekilde ulaşır 1 milyara tahminimce. Biz 8. sıradayız. Tahminimce de o sıfır, orada da tamamlarız yani. Sizin turene geçmemiz çok zor. Bütçemiz yok. Yarın rakibimiz kimdi bir daha bakalım. Sporting Charlo Evet. O zaman biz sonraki bölümde Sporting Charleroi olacağız. Hemen şöyle ben bir bakayım. Ekip savaşları oynanmış mı? Galiba oynanmış olması lazım. Saatte baktığımda 20-47 olduğunu görüyorum. rahat bir şekilde oynanması gerektiğini düşünüyorum. Ve evet oynamış. Güzel. Novi. Novi Pazar'a karşı oynayacağız. Yarın Novi Pazartesi arkadaşlar. Ee, bakalım neler bizleri bekliyor olacak Pazartesi. Şöyle dayanalım arkamıza. Rahat bir maç izleyelim. Gavrić Güzel. Gavrić 1-0 yaptı. Bu BK ha, haberiniz olsun. O aldım bugün. Bir tane de Forret'i aldım ama hatırlayamadım şimdi ya. Allah böyle. Ha doğru aldım. Gerçi oyuncu. Tek bir Van Dijk alabiliyordum normalde. Van Dijk almak istemedim açıkçası. Dedim iki tane mevki oyuncu alayım. Dertemiz rahat, rahat bir şekilde maçımıza bakalım. Bu arada Gaziçi beni hep stop is for it zannediyor. Ben Mertes pardon ya Mertes. orayı biz başka yerde aldık. Burada da almış olabiliriz geç ama yok burada almadık ya. 3-0 tertemiz. 5'i var bence. 5-5. 5-5-5. Tamam olur 3-0 olur. Tertemiz yani. maç çıkardık arkadaşlar. 3-0 zaten rahatız. Burada normal bir şekilde gidiyoruz. Ekip olarak da zaten rahatız. Rakipler kolay olduğunu düşünüyorum. Yani Tabii ki Kura çekimine de belki ufak tefek birkaç şeyimiz vardır, şansımız belki vardır ama oyun O, o tarz şeylere çok dikkat ediyor açıkçası. Yani, yani takımlar dengeliyor. Dengeliyor, sıkıntı yok yani. Tahminimce öyledir. 27 Gavrić, 36 Romagnoli, 58 Ferduiki, Ferdi, El Ferdi. Yalnız Gavrić'in bir gol bir var yine. Gav Gavrić gerçekten şu an takımımızın yıldızı net bir şekilde açık ara. Ee, güzel bir maç çıkardık. Hemen şöyle ekibimize gelelim önemli olan orası. Lig daha sonra mesela gösterebilirim şöyle. Evet bu şekilde ligimizde tek mağlubu olan Sporting, Spotika. Ee, birkaç bölüm önce zaten göstermiştim sizlere. Abdullah Okulup hocamız. Onun işte herhangi bir mağlubiyetimiz yok. Çok iyiyiz yani. Maşallah diyelim. Nazar değmesin. Kaç Manager puanız var? 1300. Şöyle bir 2K yapsaydık çok temiz olacak. En az 15-20 coin alabiliriz büyük ihtimalle. Peki, yeni alacağımızı düşünüyorum ben. Ee, en çok katkı verenler de Gavriç görüyorsunuz. Al, 8 gole katkı 6 maçta. Sol orta sahadan 20 yaşındaymış. Bunu sevmediği de bakabiliriz açıkçası. Bu Falco adam yedek diye aldım ben bunu. Adam 6 maç oynatmıştı lan. 7 haftanın altısını oynamış Falco. İyi güzel. Ha, transferleri göstereyim sizlere arkadaşlar. Ben yani şöyle transferleri göstereyim sizlere. Mertens aldım. Celsius Martens sakattı. Normalde Celsius Martens doldu. Gavriç sağda oynatıyordum. Forret dedim. Normalde Falco oynuyordu işte. 10 yerine almış olduk. E, savunmada Robertson, Romagnoli. E, ben bunu karıştırıyorum. Bu da çünkü sağ iki gol bir asist var. Onun için sav savunmada bayağı katkı veren var. Bak bir asist. E, bu hiçbir şey yapmamış. Bu üç asisti var altı maçta stoper. Diğer sağ bunda yok. Bunda vardı bir şeyler. 3 asist de burada yani. Üç asist, iki, iki stoperden altı asist. Çok iyi katkı değil mi? Ben çok güzel katkı. Kaç dakika konuşuyoruz? 13-20 dakikada tamamlarız bu bölümü. Evet. 5'te 5 yapıyoruz burada da. Ve 3500 bandına geldik. 5000'de yeni ligimiz açılacak. 88.0. Evet. Burada başlamışsınız tekrardan. Şurada arkadaşlar görünüş yazıyor. Onlara basarsanız. Sizler de savaşa takılabilirsiniz. Hemen şöyle aktif olmayanları bir e, ligimizden çıkaralım mı? Derya komutanı hemen kabul edeceğim hocam. Bir dakika. Tamam önce vardır aktif olma emirleri. Herkesin aktif olduğunu sanmıyorum. 4. Bugün kaçı? Bugün 6'sı. Tamam. Daha var. Bir gün daha var. Bir gün daha var. Bunlara da baylar bakmayalım ya. Evet burada bir hava aldo çıkmış. Hemen şöyle atıyoruz. Evet telekomutanı kabul ediyoruz. Burada bir üçü varmış. Hemen şunu da Melih hocamızla atıyoruz. Melih hocamızla attık. Tamamdır. Ekipte acıma yok. Ama ligde sonlarına doğru sıkıntı yok. Evet arkadaşlar bir kişilik yer var. Ekibimize gelebilirsiniz. Manera olarak. Ekip olarak güzel bir şeyler yapıyoruz. Gözünüz 88'e 0 yeniyoruz. Rakibimiz de Türk bu arada. Yine Türk'le eşleşmişiz. Ay Yıldız diye. Oradan takip eden olur mu? Şans. Evet hemen şöyle çok fazla uzatmayayım. Ben yani, geçeyim sizlere. Sıkmayayım çünkü bir de Palmeiras'taki finale bakacağız. Aynen. 20 dakika geçecek. Uh, çok zor ya. Abi burada olmayacak ya. çok en kötü ilgimiz olacak büyük ihtimalle yani kendi adımıza konuşmam gerekti. Çok zorlanacağımız yani. bir önceki maç Sporting'le oynadık. Birazdan skoru göreceksiniz ama yapabileceğimiz bir şey yok yani. O skorlar çok normal. Şimdi buradan da o tarz bir skor bekliyorum açıkçası. Yalan yok. Ama ben bir dakika... Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şu maçı ben durdurayım. Bir dakika gidiyorum arkadaşlar. Yani size göre bir saniye, bir dakika. Evet, kaldım yerine devam edebiliriz. Devam ki. Kolay sıkmayı unutmayın arkadaşlar. İster misiniz? Açın ellerinizi. mı ellerini. Sıkıyorum bak. Tamam. Hop ben de havadan toplayayım şunlara güzel. Ha raspberry burada olmuş. <laughs> ağzıma gel lan size size sıkacağım diye ağzıma geldi. <laughs> ne nah, çıktı yok. O raspberry deniyor güzel. Ee, bir iki gün girmedim. 100 üstte mağlubiyetler. Galibi alamıyoruz daha doğrusu. Galibiyet alamamız için takımın morali düşüyor. Birkaç gündür de giremediğim için. Üstüne bir de şeyler, e, e kondisyonları düşmüş takımı toparlamak için birkaç tane oyuncu almak zorunda kaldım. E, rotasyon amaçlı yani düşük seviyeli oyuncular yapacağım bir şey yok. Ama rahatsız bugün istekli sanki. Bu arada 4-3-3 ile çıktım. Bugün normalde 4 4 2 bir oynuyordum. E, rakibimiz de bizden güçlü de aslında. Ben defansif oynuyorum lan acaba ben? Unuttum ya onu ya. Raspador yalnız bugün bizi tek başına oynayan oyuncu yani. Çok net. E, fena değiliz aslında ya. O kadar kötü değiliz yani. Rakibe kalitesine baktığımızda rakipte de Zaha var yalnız. Onun skinleri var hiç dikkat edemedim ya. Siz dikkat ediyorsunuz mu? Buradan da 0 0 beraberle ben çok mutlu olurum lan. Gerçi bizim e, Belçika Ligi'ndeki gibi bir fark var aramız yani. Golü Burs, Exil gibi düşünebiliriz. Bale, Zaha, Kulübüş e, ligimizin açık ara en fazla gol atan takımı ilk 5'te 4 tane oyuncuları var en yani çok katkı verenlerde. Onlar rağmen bize gol atamadılar. Siz düşünün yani. Şehzini gerçekten bugün çok iş yaptı. E burada bir yere kadar dayanacaktık. 53 Osimen. Osimen, Gerrit Bale, Zaha, Stopper, Day, Diaz. Bizim alakamız yok o tarz oyuncularla yani. Savic, Diego Carlos, aman Allah'ım. Nasıl kadro? E, üç de olabilir açıkçası. Ben 3'ü bekliyorum. Abi Pinyo dursun oğlum kenarda ya. Ara yorgunsun diye senin yerine of, yorgun diye oyuncu aldım. Gerçi sırf oyuncu aldım. Pinyo yedek arttık arkadaşlar. Rahat olabiliriz. Rasputin ve Maksimen ilgilisi olacak ileride. O yüzden ee, bundan sonraki maçlarda toparlayacağını düşünüyorum. Ulan bir, bir beraberlik çok tatlı olur ama olmayacak ya. Beraberlik sıkıntı. Beyaz şimdi kafayla iki yapar bitirir maçı. Bitti. Kardeşik. Evet sağ olsun. E, ee, Aras hocamız tabi geliriz. Zaten yani, elimiz skordu. Şaşırdım bir şey bir şey olursa az sonra Pinyon'un sen maksimum yapacağı asist olur açıkçası ve Allah Allah <laughs> Oğlum, yani bak buraya çok şaşırdım yalnız. Oğlum dakika. Gol çok güzel. Yani puh diyeceğim. Gerçekten puh kuracağım yer ya, takıma yani. Aslında e 2-1 yaptık. Eksi bir avaraş mis gibi iterken ah, hem eksik iki hem de 3 tane gol yedik. Yani maç boyunca takıl takıl. 10 dakikada adamlar 2 tane asist ya böyle bir şey var mı hocam ya? Valla devam et bastık yanlışlıkla. Burada da 380 binlerde sayıyoruz. Bir oraya bir yukarı aşağı bir yukarı bir aşağı. İlk durumda görüyorsunuz 16 cins liga 18 kişilik. Ve son 5 maç 0 galibiyet. Rakibimizde son 5 maç 1 galibiyet galiba. 4 mağlubiyet. Bizde 3 beraberlik de var. Aynı şeye denk geliyor gerçi. Hemen şöyle gelelim. Sonuçlara ya kafam karıştı. Porto 2-1 Belenso yenmiş. Gil Vicente Boavista 3-1. Tondela Rio 2-1. E, 3-0 Portimonense yenmiş. seyirmiş. Ferreira 4. Nacional 0. Sporting 4. Moriense 1. Moriense'de bir ayrılık var galiba. Sporting Braga 1. Benfica 0. Farense 1. Santa Clara 0. Batuhan hocamız gelmiş. Hoş gelmiş diyelim. Bir maçlığına mı geleceğim demiştim. bir şey yazmıştım Batuhan hocama. Yani tam hatırlayamadım ama bilemedim. Bilemedim. İlk maçında galiba tamam. Şimdi tabii gelirsiniz. Evet bir önceki haftayı göstereyim sizlere. Sporting bizi parampiçik etti. Onun dışındaki skorları şu şekilde okumaya gerek yok. Böyle tek görüyorsunuz. Braga lig şu anlık şov yapıyor Braga. Evet. Onun dışında yarınki fikstüre bakalım sizlere beraber. Boves'te yapacaktı zaten gördük. Fomeliko, Benfica güzel maç. Belenses, Tondela, Giluzente, Braga, Moriense, Goemereş, Portimonense, Farense, Santa Clara, Nacional, Porto, Fachosta, Ferreira. Çok iyi maç. Rio ve Sporting. Uf, Oo, bak bu yarı kaptalar çok iyiymiş. Bu arada kupa eşleşmelerine bakmadık ya. Oo Benesiz gelmiş. Gomeres Rio Braga Santa Clara. Moriense Sporting. Familico Farense. Donedele Boavista. Pachosta Ferreira Benfica. Ve Porta Porta Miense. Porta Miense. Hemen lig tablosuna gelelim sizlere beraber. 8. hafta itibariyle Braga 8'de 8 yaparak şu an ligde 24 puan ile 5 puan fark atarak en yakın rakip takipçisine dizili liderliğini götürür. Arkadan 19 puanlı Guameri ikinci ve 19 puanlı Fabrika 3. Arkadan yine 18 puanlı Porto 4. Sportite 18 puanlı 5. Sonra arkadan 14 puanlı ile de Ferer 6. 13 puanlı Benfica 7. Murias 11 puanlı 8. Santa Clara 9 puanlı 9. Farense 9 puanlı 10. Boavista 8 puanlı 11. Belense 8 puanlı 12. Galvante 8 puanlı 13. Tondela 8 puanlı 14. Nacional 7 puanlı 15. Ve biz 6 puanla 16.yiz. Rüya ve 4 puanla 17. Porto Mese 1 puanla 18. 6.yiz 1 galibiyetle 9 puanla ilk 10'a kadar girebiliriz. Yani çok uçuk kaçı bir fark yok. Ee, yani ilk 10 arasında değil biz. Ondan sonra birazcık bizim için sıkıntılı sıkıntı. Yani hedefimiz x 8 x 8e girmemiz çok zor olacak bu ligde. Yani sonradan açılan bir menajeriz. Sonradan açılan takımları severiz. O tarz bir hocamız. Şey, Ha, bu arada ilk beş saymadık ya ayıp olacaktı. Braga'dan Berkan hocamız birinci, Guamereş'ten Oscar Field hocamız ikinci, Famalicao'dan Emre hocamız üçüncü, Pachos'ta Ferreira'dan Havuk hocamız dördüncü. Burada aktif, ligde aktif değil şey. Ekipte de aktif değil. Tamam oldu şimdi. Ondan nasıl oluyor ki oyuna gelince otomatik olarak ligde aktif olmuyor, olmuyor mu? Allah Allah ne güç. Sport Lig'den Şivas hocamız da beşinci. geri kalanlar bu şekilde. Arif hocamız burada da 6. yer var. Yok, Vitesse'den Feyzi hocamız da tamam. Ligin gol kralı Messi 10 gole ulaşmış. burada Harry yok galiba. Evet Harry yok burada. Asist kralı kimmiş bakalım Messi'ler var. altı asiste birinci. En çok atkı veren Messi. Uuu, Messi 14 Messi yarmaya gelmiş ligi. Yarmaya gelmiş belli. En güçlü de Messi mi acaba? Oo ya, Messi 8.0. Ee, en seyreler bu şekilde. Kadro baktığımızda Sport 1. Braga 2. Porto 3. Famalicão 4. Goiânia 5. Biz bu maçlardan 1, 2, 3 tanesini oynadık. 8 haftada en güçlü 3. Hatta Benfica oynadık biz. Yok Benfica oynamadık. Bugün 7.ye Karşılayacağız, oynayacağız. 7.9. Biz 5.8'iz. Ee, bir şeyler yapmamız lazım. Acilen toparlamamız lazım. 6.3 milyonumuz var. Hemen şöyle transfer yapabilir miyiz? 6.3 milyon euro. Ne yaptı sen bu parayı diyeceksiniz. Yaptık bir şeyler ya. 6.3 hemen şöyle gelelim 6.3'e alabileceğim herhangi bir oyuncuyu daha iyi alabilirim şu anda. O durumdayız yani al satlık hem al hem rotasyon amaçlı ki 6.3 bunun önüne bile oyuncu yok şaka mı yapıyorsun? Yani. Bu 7.3 miymiş ya? Bu ha style oynayacağız ki hocaya bırakır mısın bana diyecektim. diyecektin 6 noktaya bırakır mısın hocam beni yani? yani savunmada bizim genç oyuncuya ihtiyacımız yok bizim orta saha ihtiyacımız var ya e, kalede de herhangi bir oyuncuya gerek yok şu an genç olsaydı alıp kaleci genç. Hemen şöyle gelelim. Orta sahada var mı sizden? Sizlerin aranız Forretik değil ya değil Orta sahada. E, şöyle bize 26, 18 yaşında hocam. Al, Tokusura da bırakmazsın ki bunu ya. Boavistan Bu hocası. Ben tekrardan istek atayım şöyle sizlere. Boavistan hocası kimdi? Birazdan göreceğiz sizler beraber. 6-4'ü göndereceğim. Kabul edersen sevinirim. Etmez. Sen sağlık olsun. Hemen gelelim şöyle. Aa, kimdi 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 hemen. İ, i, şey Belçika'lı orta Günler vereceğim maksimum teklif arkadaşlar. 6.5 6.4 küsürden. Ben teklifi gönderdim. Aa, Berkay Baba mu yazıyordu ben mi yanlış gördüm. var pardon. Aa, Fevzi hocamız tanıdık bir şey ya. Sıkıntı yok tanıdık. Belki bir Fevzi hocaya bakacağız. Bizden şey kim almıştı ya? Joao hocam sen mi almıştın? Aynen sen alın yarabı. Aynen öyle. sen almıştın. Söyleseydim ben sana burada indirim yapardım. Sen de burada bana bir şeyler yapabilirdin açıkçası. Sağ olsun. Evet. Hemen gelelim kupa maçı. Çok merak ediyorum kim aldı. E, ee, İnternasyonel Flamingo. Evet. İnternasyonel Flamingo'dan kupayı almaya başarmış. Tebrik ederiz Hocam. Güzel bir e, ee, kupa veneri olmuş onun için. E, güzel. Flamingo şampiyon. Bu, i̇kisi de birer kupayla tamamlamış olacak sezonu. İki takım mutlu açıkçası. Flamengo'ya iki iki yapısı çok iyi olurdu. Salah 61'de sahneye çıkmış. West 81'de Salah kupanın, kupa gecesinin yıldızı olmuş. iki golü ile Kupa'ya e, kupayı da getirmiş İbrahim Hoca'ya. 15 şuta 8 şut. Biraz maçı domine etmiş bir havası var İbrahim Hoca'nın. Gerçekten tebrik ederiz. Arif Hoca'mızı tebrik ederiz. Fener'e kadar kaldığı için ligi de şampiyon oluyor. Şitler tebrik ederim. Son, son haftada da e, gol sensiye karşı oynayacağız. Onun dışında ligimizi tamamlayacağız. Geri kalanlar bu şekilde. E, bizimle ilgili sport. Red Bull Bragantino oynayacak ama e, Avalajı ne kadar fark var bilmiyorum. E, Artık hocamızın güzel bir farkla yenmesi lazım galiba. Bakayım şöyle Avalajı ile mesleleri hızlı bir şekilde. E, yo beraber kalabilirsin hocam. Çok tatlı olur. E, o zaman bu bölümün burada sonuna gelelim. 20 dakika yine. Eğer 3 maç yaptık ama olsun. Evet e, bu bölümün burada sonuna gelelim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde Görüşmek üzere diyeceğim. Videoya like atmaya kanala abone olmayı unutmayın. Sağda ve solda çıkan şu anki videoları tıklayıp izleyebilirsiniz demediyseniz. Gittim ben o zaman. Hadi görüşürüz.